Bayrakları yarıya çekelim. Doğru söylüyorsun. Nerede? Fallen Soldiers. Bayrakları yara indirdik. Teknokrat'ın cenaze törenini yaptık. 3 mission 5 kill diye geldi adamcağız. Bir looter'una ya Rab ne güneşler batıyor. Operasyonun adına bak, Doom King'miş. Gerçekten öyleymiş yani. Bir looter'una ne güneşler batıyor. Bir Elerium Core gerekiyormuş. Öyle şimdi chatte kim? Bradford koyuyor. Bradford'un operasyon adı koyma algoritmasını yazmıştı birisi. Böyle bir algoritma görmüştüm bir yerde. Bradford nasıl operasyon ismi koyar diye. Çağlayan'ın cenazesini bitirdik. Bar boş. Hasan içiyor. Hasan da misklik yaptı bak. Bu görevde bu kim? Çağlar. Bu arada az önce Çağlayan Serbülent Çağlar'ı öldürdü demişsiniz. Ölen Çağlar değildi de bir kere her şey. Çağlar burada barmenlik yapıyor. Kim kimi öldürdü ayrı bir konu. Baki'nin Zeki'yi öldürmesi gibi bir şey. Bir ilk adamımızı, ilk şehidimizi verdik. Ne yapalım? Oluyor böyle şeyler. Ama loot kaminden olmayan bir adamı kaybetmiş olmak acı oldu gerçekten loot uğruna. Bundan sonra loot kaminden olmayanları böyle oynamayalım arkadaşlar. Loot kaminden XCOM'un fıtratında var. Var, doğru var. Böyle şeyler var yani. Tatsız oldu. Ne yapalım? Var fıtratında arkadaşlar. Ama Radio Tower'ı bastık. Advent'e yayını da verdik. Yerine adam lazım. O adam çakılı karakterdi. Çağlayan. Takımdan burada bir Rest in Peace var. Bu Rest in Peace çok şey değil ama takımdan aldım ha. Zaten çıkardım. Buraya da backup'a değil. Şuraya geliyor. Rap bölümüne. Kia oldu evet. Loot kavmini oyunu öyle aynen. Çok istiyorsa Kaan çık. Evet evet bence de abi. İşte bu. Bundan bir müsibet bin nasihat. Serbülent'cim. Loot kavmi. Ben loot kavmindenim diyen insanları öyle oynarız. Çağlayan birazcık loot yoluna gitti yani. Buraya yeni bir insan şu anda elimde. Yedeklerde yok. Yeni bir sapper yapmam gerekiyor. Sapper olmaya uygun bir adam. Bakacağım. O zaman çıkan itemler sadece loot kavmine. Güzel söyledi. Bütün itemlerde loot kavmi toplasın. Recruit bölümüne girip sapper olmaya uygun bir adam arayacağım. Sapper olmaya uygun adam ne demek? Özellikle bir şey gerekmiyor. Sapper bu adam olsun plan falan gibi. Buradan bakalım en 15 Doge diyor burada. 15 Doge nedir abi? Çok iyiymiş. 15 Doge. Sadece lootlayan insan loot takabilir diye bir kural koyarsak olur bu iş. Ya o biraz zor tabii. Neresine takacağım? Elerium Core'un Çağlayan'ın neresine takacağım onu bilemiyorum ama. 10 defense. Bu da iyiymiş. Bu adamın bu iki adam da sapper olmaya uygun adamlar. 10 defense de çok güzel. 5 hit point, 6 hit point. Bak bunlar hepsi çok güzel şeyler. 15 dodge çok güzel. 10 hit point çok güzel. Tankut ve Mert var. Bu iki insanı sırayla alalım. Sapper da hangisi daha uygun bilemiyorum. Yukarıdan geliyorum. Sapper olmaya uygun adam. Mesela aim'inin çok yüksek olması gerekmiyor. Hit point'i iyi. Moment'la zaten aynı adamların. Dodge'u iyi. Mert'i alıyorum. Bu da Koreliymiş. İki Koreli beraber gelmişler. Bir sonra bu sefer bunları öldürdükten sonra Tankut'u alırız. Buradan sırayla adamları alıp alıp öldüreceğiz zaten. O belli ki öyle olacak da. Mert Erten'in statları sapper olmaya gayet uygun. Başka bir şey olmaya da çok uygun değil. 14 moment'la agresif oynayamaz. Çok fazla. Kurban pazarı gerçekten öyle işte. Kurban pazarındayım. Kurban pazardan ben Duxus'u alıyorum. Duxus bir rookie. Onu levellemek için falan uğraşacağız. Zaman içinde uğraşacağız ama elimde başka bir adam yok şu anda bu sapper olmaya. Tankut mu diyorsun? Tankut'u al. Niye? Tankut'u harcayacaksın. Tankut burada mı? Tankut chat'teymiş canım. Türk bayrağı var burada. Tankut chat'teymiş. Ben farkında değilim. Tamam hocam chat'teyse Tankut alalım. Tankut'u öldürürüz. Mert seni chat'e bekliyoruz. Bir dahaki chat'te Tankut'u öldürüp yerine seni alacağım. As bayrakları Tankut'u al. 17 will.
17 vil nedir oğlum? Öldüreceksen baki de sırayla arkadaşlar işte. Kimi öldüreceğim, kimi öldürdüğümüze göre adam alıyoruz yani. Intelligence 8, wisdom 8 insanlarla doluyuz gerçekten. Bir tek ruhi küçükte biraz wisdom var. Ukraynalı. Paniklenip her yere bomba atacak. Ya yani herhalde olacak. Tamam, Tankut chat'teymiş. Tankut'cum. Süper asker. Alıyorum. 60 aim bir işe yemez. 10 defense çok iyi bu arada. 10 defense bayağı iyi. 5 hit point iyi. 14 movement ile aynen Çağlayan'ın oynadığı oyunu sana oynatmaya çalışacağım. Yani şu açıdan elinde SMG ile gidip etrafa bomba atmak bakımından. Yoksa gidip loot yoluna, bok yoluna ölmek bakımından değil. Zaten vurulunca yatar. Gelsin bakalım. Sırada kimin öleceğine bakar. Bir sapper daha kaybeder veya bir grenadier daha kaybedersek Mert gelecek. Özgür Gürler mesela eğimli bir adam ölünce gelecek. Eğimi yüksek bir adam öldüğü zaman, Ranger Manger öldüğü zaman gelecek. Sırayla geliyorlar. Tankut'u bir görelim. Aramıza geldi Türk bayrağıyla. Tankut da mı loot kavminden? Oo, tipe bak. O da mı loot kavminden? Bu herif rookie zaten. 17 vil inanılır gibi değil. Yani gerçekten yanından mermi uçsa bu herif paniğe kapılıp yanındakini yakasına çevir. Ver hemen itemleri doldur. Dur abi dur. Göreve gideceğiz ama veririm ama Tankut'u şuraya ekliyorum şeye. Bir şarkısın sene. Tankut Sapper. Daha Sapper olana kadar bu adam kaç mission oynayacak. Adam Türk, o konvoyu durdurup zarfa atacak. Ne? Ne anlatıyor acaba? Flow'unu söyle, sarı da gitsen, mavi de gitsen mümkün olduğunca full move yapan gazlı bir adam. Al işte. Tamam. Mert Tankut'un yerine sen ısın. Şimdiden ısınmaya başla. Ben şeyi yazayım bir de buraya Tankut'u. Dişçi, grenadier, sapper, hareketi. O mu herif hemen ölür ha. Tam yapıyor. Hiç hoş bir karakter değil. Hiç hoş bir karakter değil. 17 bil arabayı çok hızlı kullanıyorsun diye panikleyip şoförün gözlerini abi çok hızlı gidiyorsun diye şoförün gözlerini kapayan bir arkadaşımız var burada. Ölüm %100. İşte bakalım abi, adam her move'unu mavi de olsa tam move yapıyorum diyor. Böyle bir çılgın. Yerine Duxus var. Gayet onun yerine uygun bir sapper. Onun kısıtlamasını da görürüz. Çağlayan'ı gömdük. Hande Lone Wolf training'de. Ya yani biz böyle bu şekilde devam edersek zaten daha bayağı adam gömeriz. Mesela şu flow bayağı hoşmuş. Hasan'ın misklik ederim adlı flow var. Gömeriz, adam mı yok? Burası adam dolu. Ben gördüm şu. Ali ne dedi? Kurban pazarı gibi yani. Hani sahiden kurban pazarı. Girer girer alırım adamları. Şimdi asıl ama kritik şey çıktı. Yine başka bir şey görev açılacak. O arada kim? Hande training'de herhalde. İyileşmesini beklediğim kimse var mı bilmiyorum ama. Müdür nerede? Müdür yattı ara. Şu anda kimler yaralı? Müdür yaralı. Şey yaralı. Baklava yaralı. Ice Flame yaralı. Ice Flame yaralı hiç hoşuma gitmedi. Ice Flame yaralı hoşuma gitmedi. Bu da overkill herhalde. Ice Flame'in yaralı, Ice Flame kaç gün yatıyor ya? Ben o Ice Flame yaralı meselesini beğenmedim. Ama paşa var değil mi? Kaç gunner'ımız var? 3 ha. Ice Flame 14 gün. Ice Flame tabii şeyde gitti değil mi? Taretten 7 7 kafasına, tamam. O zaman Ice Flame yatacak. Amiralimle paşa, yani şey olmayan, skill'i, leveli olmayan gunner'lar gelecek. Peki. Adam beleş loot parayla. Gerçekten öyle. Advent üssü nasıl basılır? Orada da bir yine tabii şey var. Belli bir görev türüne gittiğimiz için sabit bir takımla gitmeyeceğiz. O takımı kurup yollayalım. Geriye kalanlarla kazan dibi oynayacağız artık. Hollandalı mısın? Öyle mi? Türk bayrağı gördüm orada. Gurbetçi bu herif. Senin şey gibi, ben anladım. Belçika'nın Afyon bölgesi gibi. Bir şey anlatıyor bu buradan.
Ben Hollandalı ama Hollanda'nın şey yöresinden, Kütahya yöresinden belli ki o. Şimdi Mission Locked, Ghostbreaker, Blacksite. Neresi? Amerika mı? Burası Amerika'ya benziyor. Değil mi? Virginia burası. Virginia'daymış Blacksite. Virginia mı? O kadar çıkaramıyorum ama olabilir Virginia yani. Orada Türk bayrakları uçuşuyor. Onu bilemiyorum. Amerika'ya gitmemizi istiyorlar. Operation, hayalet kırıcı operasyonu için Amerika'ya gitmemizi istiyorlar. Bir de Virginia değil mi? Doğru söyledim. Orası herhalde Virginia. Bir de burada Hindistan'ın hemen kuzeyinde, zaten Hande'yi bulduğumuz yerlere yakın orası. Biz oraya gidene kadar galaksiyle geçirecek düzeni kurar adamlar. Yani işte bilmiyorum işte böyle bu şekilde gidiyoruz abi. Bir de buraya Advent üssü var. Doom Prince. Yine doomlu mumlu bir şey geliyor papi bu. Bilmiyorum şimdi göreve giderken, bu göreve herhalde bugün çıkamayız çünkü bayağı bir infiltre edeceğiz ama olacak işi diyorsun. Dumlu Pınar, Dumlu Pirin. Abi buraya assault edeceğim, evet. Kazan dibiyle edeceğim. Nereden anladın? Diğer takımları çıkarmadı bile. Toplamaca. Operation Manicure yaşıyoruz. Assault Advent Headquarters'a efendim. Bulabildiğimiz ne kadar sniper, ne kadar gunner, ranger varsa topluyoruz. Önce King, sonra Prince diyorsun. Operation Human Shield. Bunun sebebi de bu görev çok uzun bir görevdir. 30-40 kişiyle dövüşülecek olan uzun bir görev bu Advent üssü basma görevi ve limited use power'ları olan klaslar anlamsız bu görevde. Yani technical, mechanical gibi çok güçlü klaslar oyunda olsa da bu görevde ability'lerini limited use kullanmayan ve item'larını limited use kullanmayan klasları kullanmak gerekiyor. Bu klaslar da benim deneyimim bunca yıl sonra doğru hatırlıyor isem Ranger, Gunner, Specialist ama Specialist Sharpshooter. İkişer tane alsak 6 kişi eder. Bir tane Shinobi gerekecek ki müdür yatıyor, overkill yatıyor. O Shinobi belli ki Fahrettin Şatkan olacak. Bir tane officer'ımız olsa iyi olurdu. Olamıyor ama hiç değilse Specialist lazım. O kişi de Ali olacak. Yani Ali, Fahri, Wolf Priest, Raid. Yanlarına 2 Ranger, 2 Sharpshooter, 2 Gunner. 8 kişi etti zaten. Sanıyorum yeter. Hiç değilse bir technical al diyorsun. Var mı technical'ın bilmiyorum ki. Var tabii, Gökhan var. Çağlar da var. Çağlar yatıyor mu yatmıyor. Şimdi ben bu dediğim grubu bir kere bir kuracağım önce. Çünkü Ali ve Fahri zaten şeyler. Ali nerede? Bir tane specialist'e ihtiyacım var. Neyime göre sıralasak daha iyi olacak galiba. Bu neyime göre mi sıralı şu anda yani? Bu hangi isime göre sıralıyorsun sen bunu abi? Ben gerçekten anlamadım bu. Neye göre sıralı bu? Ha Türkçe karakterler sonunda filan mı, anlamadım yani. Baba adına göre olabilir gerçekten. Abi sen şuraya geç. Bana amiralimi ver. Paşamı ver. Bir kere bu Aysel'im yattığına göre paşa ganır. Devamına ranger'ları ver. Bir kere sharpshooter'ları ver. Plinta gel. Bir sharpshooter daha. Tatar neredesin, gel. Grenadier abi. Snapper Grenadier. Ölen adam yerine aynen seni koyacağım. Sen öldüğün zaman senin yerine Duxus'u koyacağım. Çünkü sen mumunu tam yaparım kuralı yüzünden çok dayanacağını tahmin etmiyorum o karakterin. Ya ben o kuralı unutacağım ya karakteri unutacağız. 57 gel. Bir Ranger daha bana. Nerede Kamakiri? Yaralanmadı değil mi Kamakiri? Şu son mission'da. Benim bir Ranger'ım daha yok mu ya? Mehmet Günüşen var. Doğru. Hangi Ranger'a daha çok ihtiyaç var? Abi. Ya bilemiyorum. Yavaş gideceğin için sorun olmayacaksın. Günüşen'i alma diyorsun. Tamam, almıyorum Günüşen'i. Neden bilmiyorum ama alma Günüşen'i denildi oradan. Ali dedi Günüşen. İzliyorsan bu bölümü. Ali dedi ki Günüşen'i alma. Almıyorum. İkişer tane aldım bu klaslardan. Zaten 6 kişi oldum. Çıkabilir diye. Farkındayım da Ali'ye söyletmeye çalışıyorum. Kesin sektörü gelecek. Bu da gidip yanlarına koşacak. Her şeyi bok edecek. Elbette öyle olacak.
Ama bu da fıtratında var. Şimdi buraya Ali gelsin. Ali nerede? Wolfrist gel. Bir de bana tek ayakta kalan Shinobi'm. Diğerleri gerçekten fena yatıyor. 17 gün müdür yatıyor. Herhalde overkill o kadar yatmıyordur. 5 gün. Şimdi görev çıkarsa artık bundan sonra örneğin Haven'a saldırıyorlar. Çok mümkün. Ya da işte support kalım geliyor filan. Ona kimle gideceğimizi Allah biliyor. Yok, hızlı iyileşmezler. Şimdi burada Serbülent diyor ki zaten 8 gün 20 saat olan göreve bir tane de technical götür diyorsun, öyle mi? Sen ne istiyorsan halledecek tek support diyorsun. Şimdi elimde kaç tane technical kaldı benim? İkisi de duruyor. Serbülent, bir technical al diye ısrar ettiğin için daha da uzatacağım bu görevi, alacağım. 9 gün şey yapacak, advanced strength yükselecek diye korkuyorum bir yandan. Kimi alacağım? Gökhan'ı alacağım. Çünkü sen o technical anladığım kadarıyla roket için istiyorsun. Ondan sonra da bari tüfeği işe yarayan bir adam olsun. Çağlar'ın tüfeği işe yaramıyor çünkü. Gökhan'ın en azından 73 eğimi var. Rookie almayınız bu görevi lütfen. Yeterince zor bir görev olacak zaten yani. 7'li 8'li gruba. Peki Gökhan'ı da alıyorum. Çok uzun bir mission şey yapacak. Abi Rookie bu görevi olmaz. Bu görev olduğu haliyle bile zor. Kısıtlamalarımız var yani. Hani bu herif kırmızıda kalınca bilmem ne oluyor. Paşa bomba alamıyor. Bir sürü kısıtlamamız var. Bu herif loot görünce koşuyor moşuyor. Manyak manyak işler var yani başımızda. Bahri geleceği görüyormuş. Onu bilmiyoruz. Şimdi benim bu adamları bir rearm etmem gerekiyor. Kaç tane şey aldım? Medikit aldım. Bir tane Gökhan'da var. İki tane Gunner'larda var. Üç. Ali'de smoke var. Şeylerde, sniper'larımızda da armor piercing rounds var. Dağınık grenade'ler var etrafta. Başka item yapamıyorum galiba zaten. Koskoca Space Marine'ler üst üste yığılıp atış ediyor. Biz mi utanacağız? Tabii abi. Utandığımdan değil de villerimize pek bakmadım. 35-65 villar fena görünmüyor, en azından çok kötü görünmüyor. 36 var orada paşanın ve amiralin. Biri paşa biri amiral, en düşük villar. Yani subay olmayasıcı adamlar paşa ve amiral adını almışlar orada. Herhalde orada bir ironi var arkadaşlar. Amirale 37, paşaya 36 vil. En çok gunnerlar panikleyecek. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Kazan dibi. Hemen boost'u basıyorum. 7 gün, 8 gün içinde bu hikayeyi bitiriyorsunuz. Yolunuz açık olsun, gazanız mübarek olsun. Extremely heavy. Infiltration'ı yolladık. And they shall know no shame. O vakte kadar revir boşalır. Şimdi abi, bunu gönderdiğimize göre artık bunun sonunda ne olursa olacak. Advanced Strength 2'deyiz. 3 oldu. Hadi 4 oldu. Yine de iyi. 4 Strength'le bile iyi. 4 biraz zorlamaya başlar ama 3'ü denk getirirsek çok iyi olur. 3'ü denk getirmek için Intel'de devam ediyorsunuz abi. Intel basmadım. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Hemen Intel Boost Infiltration. Swarming Plus. Bence şu anda launch edelim bu mission'ı. Bizi deploy edecek yer bulamasın mission. Boost Infiltration. Bu Intel'i de buraya basıp 178 Intel kaldı. Bir kontakt kaç Intel ister bu çağda? 80 Intel ister radyoya komşuysa. Benim burada radyom var değil mi? Papi sen radyo açtın mı? Burada radyo yok. Ah. Öyle mi? Hindistan radyosunu niye kurmadın papi? O kadar adam var emrinde. Bize gelmedi öyle bir şey diyorsun. Dörtte muton olur. Doğru söylüyorsun hadi. Papi niye radyo kurmadınız abi? Radyoyu araştırmadık. Doğru. Ha, radyoyu araştırınca mı radyo belirecek base'imizde? Vallahi mı? Dur bakayım o zaman.
Hybrid Materials'ın bir acelesi yok şu anda çünkü. Change Research Radio. 12 gün. 60 da Intel istiyor. Oha, yok abi dur. 60 Intel yerine 80 Intel'i basar oraya giderim, oraya radyo yaparım. Ama eninde sonunda radyo yapmak için 60 Intel'i vereceğim değil mi? Yine de bir mantığı var gibi bir cümleydi söylediğim cümle. Ne var yani? Hani sanki bir şey söylüyormuş gibi söyledim. 60 Intel çokmuş. Darkoning falan yaptım. 60 artı 80, ben ancak bir yere gidebiliyorum şu anda. Bir yere gidip oraya radyo kurabiliyorum. Serminat ben gidiyorum demiş, dışarıda krisalit atak var ama biri cüzdan düşürmüş, gidip bak. Serminat çok teşekkür ederiz abi. Bir dahakine yine bekleriz. Yine böyle işler yaparken bizi durdurmaya çalışıp boşa debelenmeni izlemek istiyoruz. Çok sağ ol abi, görüşürüz. Krisalit atağın içinde cüzdan alacağım diyor. Evet. Ben ne taraftan gideceğim? Buradan gidelim diyor. Yani Eastern Europe, Western Europe. Hindistan NATO'ya katılıyor. Ben öyle anladım şu anda. Böyle NATO'ya doğru gideceğiz. Neden buradan, neden BRICS yapmıyoruz Hindistan? Neden BRICS'ten gitmiyoruz? Aradaki sayı değişiyor mu bir şey? Herhalde değişiyordur ama. Hindistan'dan buraya kontak mı var? Yok. Ben nerelere kontak yapabiliyorum ben? Hindistan neresi abi? Burası. Ben buraya kontak kurabiliyor muyum? Kuramıyor muyum? Kuruyorum. Eastern Europe'la kuralım diyor. Ha, evet, merkezden uzaklaştıkça artar. Doğu Avrupa'yla, sonra Batı Avrupa'ya gideceğiz diyor. Sonra US'e gideceğiz, sonra Meksika'ya gideceğiz. Virginia'ya gideceğiz. Yani 1, 2, 3, 4 defa kontak kuracağım ben. Bunların hepsi bir sürü Intel isteyecek. Radyo isteyecek. Öyle çok hızlı gidemeyeceğiz oraya ama en azından doğru tarafa gidelim. Öbür tarafa, yanlış taraftan gidip ondan sonra bok etmeyelim ortalığı. İşte öbür taraftan gitseme hesaplamaya çalışıyorum. East Asia. Ondan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Sibirya galiba buranın adı. 1, 2, 3. Bu kadar Intel'li adamların ana gezegenine kontak kurarsın. Zaten amaç o da. Yani buradan sanki 1, 2 buraya gittik. Buraya bir yere. 3 buraya geçtik. 4 New Mexico'ya indik. Olmaz mı yani Western US'ten? Burada 4. Burada 1, 2, 3, 4. Burada da 4. Orada 4, 4. Burada da 4. Buradaki bir fark... Sanıyorum bu hareket sırasında Avrupa bonusunu alacağız. Bu harekette Avrupa bonusu, Asya bonusunu alabiliyor muyuz bilmiyorum. Alamıyoruz herhalde. Şamanlarla konuş diyorsun. India, East Asia, West Asia diye bir yer varsa oraya gitmeyeceğim için Asya bonusunu kullanamayacağım. Batıdan gitmenin tek avantajı Avrupa'nın bonusu. Avrupa iki parçadan oluşuyor sanıyorum. Avrupa'nın bonusunu kullanacağız. Oyun oradan git diyor. Sırf bu yüzden oyun oradan git dediği için oradan gidilmeyebilir. Bunun şu anda kararını vermemiz gerekiyor mu? Aslında bir yandan kontakta başlayabiliriz. Sanki elimde adam varmış gibi. Ne konuşuyorum acaba? Benim elimde ne kadar adam var şu anda? Benim elimde şu anda ne kadar adam var? Gerçi kontakt için adam gerekmiyor ama. Alfonso Bilgini niye gitmedi bu işe? Çünkü iki Ranger götürdük zaten. Doğru, Alfonso Bilgini vardı oğlum. Var ha elimde adam. Available adamlarını bir göster bakayım. Bok var. 2, 4, 6, 8, 9 tane adam var elimde. Bir görev yapacak adam var elimde benim. Ama bir yandan sahiden kontakt kurmaya başlasam o yürüsün. İlk kontakti radyoya 60 verdim. Sonra onu 40'a düşürdüm, ucuzlattım falan. Evet evet, rukilerle mukilerle gideriz. Artık çünkü bu yolculuk sırasında biz bir yandan bu yolu gidiyoruz, bir yandan da bulunduğumuz yerlerde görevler yapıyoruz, başlayacağız. Dünyanın her yerinde saçılacağız demiştik. İlk liberation'ı hızlı yapıp sonra rahat rahat geze geze gideriz yani. O zaman bu kontakti yapmamda bir engel ben görmüyorum. Bak dörde çıkarttık herifi şey aldığımız için. Kızı kaçırdığımız için dört kontakt hakkım var. O da bir... 2, 3, 4. Bak. Saraydan kızı kaçırmayı becerdiğimiz için Resistance Communication Center'ı upgrade etmemiz gerekmeyecek. Çok önemli bir şeydi o. 4 değil mi? Yanlış hesaplamıyorum.
Eastern Europe'dan oraya bağlantı. Şimdi eğer bunlar bağlantı yollarıysa, bir dakika ya. Yine mi budget katlıyorsun? Kimin ben Alkan mı bilmiyorum. Kimin benim kim olduğunu bilmiyorum. Alkan olabilir. Alkan chat'teyse gayet Alkan olabilir o kişi. Olsun hatta. Alkan chat'te galiba. Alkan sen chat'te Patreon şeyine sahip misin? Sahipsin. Alkan bizi dinliyorsa da patron privilejleri var zaten. Yalnız ben burada şöyle bir şey gördüm. Bu çizgiler bana ne anlatmak istiyor? Bunu bilen var mı chat'te? Mesela Bülent de gitti. Oyunu bilen yok. Ben bu çizgileri takip etmek zorundaysam olur mu abi? Eastern Europe'dan Western Europe'a gidemiyorsun der mi bu oyun bana? Demez herhalde ya. Bak buradan aşağıya çizgi gösteriyor. Derse de öyle gideriz. Ne yapalım? Şu anda bana diyor ki Black Site'a Eastern Europe'dan gideceksin. Ben oyunu dinleyeyim. 4 tane kontak yapayım ve buradaymış. Hoş geldin Alkancım. Alkanmış belli ki zaten, o zaman bulduk adamı. Bu yolda işte yeni rookie'lerden bir takım daha kuracağız kendimize. Ben bu kontakti yapacağım. 80 intel'i vereceğim. Sonra 60 intel daha radyoya isteyecekler. O arada biz o intel'i buluruz. Papi bize çıkartıyor intel. 140 intel olacak. Sonra bitecek intel ama. Duracağız yani. Ve bu gittiğimiz yerde iş yapmak zorundayız. Bir miktar iş yapmak zorunda olacağız. Doğu Avrupa'da biraz zaman geçireceğiz yani. Peki. Eastern Europe'la kontakti kurun. Onun için askere ihtiyacınız yok. Kurun abi. 80 intel de verin. 3-4 gün. Eyvallah. Papi sen kafanı kaldırmadan bana üssü bufflamaya gelen adamları bulacaksın. Call center çalışacak. Herkes intelde. Bir de Alkan geldi. Alkan chat'teyse kimim ben? Alkan'ım ben. Heh, geldi call center'ımız. Çok güzel. Çok güzel Hintli call center şeyleri. Character info. Venezuelalıymış Alkan. Hop. Alkan karakterin görünüşüyle mörünüşüyle ilgili böyle Alkan görme. Alkan acaba pool'dan çıkar mı? Daha önce bir kere başımıza gelmişti. İki tane overclock'tan çıkmıştı. O yüzden mi ben bu adamı yapmadım? Alkan gelebilir ha. Neyse gelirse gelir. Bıyık olmalı. Tamam. İkinci bir Alkan çıkarsa bilmiyorum artık. Hapisten mapisten falan çıkarsa. Ve kilolu. Kiloluyu yapamam abi. Kiloluyu yapamam ama Alkan ikincisi çıkarsa direkt vururuz. Bence de ustalar. Geldi. Ya da bunu vururuz. Bilmiyorum işte hangisini vuracağız. Sen anlarsın hangisi faceless, sana sorarız abi o zaman. Ursuz. İkincisi faceless. Bu gerçek Alkan. Kim dedi? Bu dedi. Benim abi gerçek dedi. Hadi bakalım çık işin içinden. Bununla ilgili bir Venezuelalı olması uygun mudur Alkan? Başka bir yerden olabilir mi? Olur Venezuelalı. Eyvallah. O zaman ben bu adamın saçını receding short sakal, ben bıyık istiyorum dedin. Gözümün önüne böyle bir Alkan geldi. Ha, bu mu? Şöyle olur mu? Bence çok güzel oldu mesela. Şişko yapamıyorum ama yüzü tombul en azından yani. Alkan'a benzedi. Bence de benzedi de o yüzden. 10 numara. Tamam. Eyvallah abi. Nasıl bir adam Alkan? 6 health çok iyi. Mobility düşük. Şişko zaten belli ki. Health'i 6. Mobility'si 14. Aim'i var. Will'i fena değil. Health'i fena değil. Mobility 14 iyi değil. Ama benzedi Alkan'a gerçekten. Ya gençliğine benzedi işte. Kendini mimikleyen faceless bulup öldürmek için XCOM'a katılmış Venezuelalı bir kartel patronuymuş. Volkswagen fabrika işçisi. Alkan'ın klasını şu anda bilemiyorum. Bir kere bir götürelim. Çünkü bir sürü... Yani şöyle bana şu yeni gittiğimiz Avrupa'da gerçekten bak. Şey bir mission bulun da. 3-4 rookie gidebileceğim bir mission bulun da. Her şey güzel olsun. Bu arada burası açılmışken... Benim cebimde hazır da para yokken... Ben buraya gorilla taktiksi yapabiliyor muyum? %50 mi? Ali Sami sen ne diyorsun? Ben 150 supply nereden bulacağım oğlum? Şuş, satış var mı? Satışı bilemem. Şu anda Eastern Europe'dayım abi. O işi yapacağım. Black Market'e bir ara gitmek lazım belli ki ama şu kontakti bitirsinler. Ondan sonra.
zorla sattırıyordu evet, ama orada daha şeydi, satmak çok daha mantıklıydı. Sen Basic XCOM'da bana zorla satış yaptırıyordun, haklısın. Papi, bana adam yolu kesin. Hadi bakayım. Ne oldu? Emre Büyükevin has recovered from wounds. Bir yandan XCOM'da Dark Tide oynuyorum. Xbox'ta Dark Tide oynuyorum bir yandan. Eyvallah eyvallah, seni daha zaten çıkaramadım. Yaşlı Advent Citizen'leri skemliyor. Yaşlı Advent Citizen'leri skemleyerek. Hande Parmaksız çok güzel. Tebrik ediyorum kızım. Seni bu rookie'lerin yanına vereceğim zaten. Bir tane ne yaptığını bilen tip olsun. Hande'yi daha göreve çıkaramadım. Şimdi burada nasıl hiçbir çıkan göreve gitmemek kararım vardı. Yayılmaya başladığımız anda bütün görevlere gitmeye başlayacağız zaten. O zaman 3 takım 4 takım ne olursa olur. 3 oldu Advent Strength. Papi orada ne halt çeviriyorsunuz? Bu herifler oluk oluk Hindistan'a geliyorlar, durduramıyorum. Haberim bile yok. 3 bölük daha adam gelmiş. AVC'ye birini koyacağım evet abi. Bir bölük daha adam geldi. Papi durduramıyorsun. Tatile çıksanız daha iyiydi yani. Advanced Warfare Center'da elimde kim var benim? Covering Fire, yok yalan. Ali yok yalan. Bunlar hepsi görevliler zaten. Smoker, Mehmet Günüşen. Olur. 57 görevde. Baklava galiba çıktı oradan. Hande Lone Wolf'unu aldı. Amiralim görevde. Günüşen Smoker. Şu anda elimde o var. Tatar görevde. Ali görevde. Eğer bilmediğim bir adam gelmediyse AVC'ye, Günüşen Smoker olacak. Bilmediğim bir adam gelmedi. Ben anlamadım tam olarak ne oluyor. Belli adamlarla kısıtlı kaldık ama Günüşen Smoker'ını alsın. Ranger gerekirse zaten Alfonso Bilgin'i hala elimde var. Günüşen sigaraya içmeye başladı. Quick Study'yi almaya değer mi değmez mi? Şimdi 4 gün Quick Study'ye verdim. Enedes kurdurun şu yaşlıların bilgisayarlarını bir şey yapın. Evet aynen öyle abi. Hintliler bir şey yapın. Bak bugün benim Steam'imi hacklettim. Yaşlı başıma benim Steam'imi hacklediler. Yapılabiliyor. Uğraşınca oluyor yani. Geri zor aldık. Quick Study'ye 4 gün harcarsam sonra Smoker'ı 2 günde yapıyorum. 6. Bir tane daha alacaksa eğer Günüşen, yani ikinci bir power aldığı anda Quick Study çok önemli olur. İkinci bir power çıkmasını umuyorum. Tabancacıya iyi. Bilmiyorum tabancayı ama Quick Study'yi alacağım. Günüşen'e yakışır bir de. Ortadan kaybolsun. Git, tapelerle mapelerle uğraşıyor zaten burada. Herkes kendi derdinde. Birisi Hintli yaşları skemliyor. Birisi tapesiyle. Al sana Quick Study. Verdim sana Quick Study'yi. O ne hali orada? Göremiyorum Discord'a koyduğun şeyi. Anlayamıyorum. Making Contact. Advanced Strength kaçtayız? 3. Şu Contact'i bitirelim lütfen. Allah. Allah indik. Selamünaleyküm. Nereye geldik? Eastern Europe. Reading you loud and clear. Vigilo Confido Commander, the people of Eastern Europe stand ready to help XCOM however we can. Tamam. Bir kere Poppy'yi adam edin. Once a region's contacted, any region's link to that region becomes immediately bilmem ne. Ne o Eastern Europe resmi mi geldi oraya? Geldi gerçekten. West Asia'ya bağlantı yok, öyle bir şey istemiyorum. Tamam. Western Europe'a bağlantı istiyoruz. Buradan mülteciyi göndermeye başlıyoruz biz şimdi. Yavaş yavaş yol ya. Bak oraya doğru gidiyor maviler. Mülteci akını başladı Eastern Europe'dan Western Europe'a doğru. 3 saate hibrit materyalizi keşfedeceğiz. Sonra radyoyu keşfedecek intelim yok. 60 intel istiyordu. Bir de bu Haven nasıl bir yerdir? Papi'yi bu Haven'a aktarmak veya Papi gibi bir adam daha mı yapmak acaba lazım? Jeff Lane. Bak şimdi bak. Alexey Gusev, Simon Kzazowski, Katerina Demopoulos, Simon Zablonski arasında Jeff Lane diye bir adam var. Hani kimin faceless olduğu belli değil mi? Bu herif becerememiş işte cover'ı yani. Bu adam faceless. Hindistan çağrı merkezinden Polonya çağrı merkezine. Şimdi arkadaşlar sizden 5 kişisiniz. Recruit istiyorum. Ya benim gerçekten Gorilla Tactics'i çabucak yapmam gerekiyor ya.
Nereden bulacağım o parayı bilmiyorum ama çünkü subayları yapmam lazım. Papi'nin subay olması gerekiyor bu rekrütleri falan düzgün yapabilmesi için. Advanced Strength bir çok iyi. Bir çok iyi. Black Market olabilir. Şimdi gideceğim Black Market'a. Biraz recruit yapın da. Herkes Black Market diyor. Smash and Grab. Smash and Grab'i India'da bıraktık, yapmadık. Burada 5 az. 6. adamı recruit etsinler kendilerine. Asker var, asker var. Bir tane aldım. Ya Duxus ya Tankut arasında seçim yapıyorduk. Tankut senden önce chat'e geldiği için Tankut'u aldık. Ama izlersin zaten Radio Tower bölümünü. Orada başımıza gelenleri görünce Tankut'un da çok uzun süre yaşamayacağını anlayacaksın. Yerine sen geleceksin. Bir dahaki Grenadier sensin. Ya da şu anda sana bir teklifim var. Seni recruit edip ikinci bir Haven Advisor olarak şey yapabilirim. Papi gibi Grenadier yapabilirim. Etrafa o da bir fikir bak. Çünkü Grenadier olacağım belli. Yakış bence Mert diyor. Bütün gün oturuyorsun böyle, gebermiyorsun. Şeyde call center'da yaşlıları scamliyorsun filan. Şu anda recruit abi. Buraya recruit'e bıraktım. Baştan adam, ocak adamın var mı? Yani assault da konmaz ki bunların başına. Altı ok zeki. Bunların hiçbirisi anlamlı değil buraya. Masa başı işliyorlar. Ya bu herifler görevi çıkarsa diye zaten kalsın. Ama benim Gorilla Taktik School'a 150 parayı bulmam lazım. Bu yüzden gerçekten Serbrant hazır chatte değilken Black Market'a gidip o adam kaybetmek pahasına aldığımız Ellerium Core'u satarsak mesela. Mesela. Ben bir Black Market'a gidiyorum. Avenger, para bulmam gerekiyor. Gorilla Taktik'si olmadan bu subay meselesi olamayacak. Tel inventuar. 4 Ellerium. Bir tanesi 30 para. Az para değil. Advent Datapad. O bu Datapad mesela bayağı önemli şu anda bizim için. Çünkü hayvan gibi intel harcıyoruz. Sponsored by Loot Company. Data Cash. Ceset satabilirsin. Tamam. Ne cesedi? Trooper Corpse'lar. Gerçi Officer Corpse'lardan otopsilerini yaptık. Very Interested falan mı olsa şeyleri vardı. Ooo Ellerium Core'la Very Interested'lar. Gerçekten adamı harcadığımız, burnu adam verdiğimiz Ellerium Core'u sat 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 diyor. Yani satılacaksa şimdi zamanı. Very interested'lar şu anda. Yani adam 30 gold ediyor öyle mi? Herkes sat sat diye bağırıyor. Evet evet, Serbrant hazır yokken loot kavmi bu demektir diyorlar. Şimdi başka ne satabilirim? Gerçekten bazen al bazen sat. Loot böyle bir şeydir. Tabii trader belli ki yani. Sectoid Corpse, PCS Speed, bu güzelmiş. PCS Perception, 10 para, artı 3 aim. Artı 3 aim yerine 10 parayı tercih ederim şu anda ben. Nasılsa vuramıyorlar çünkü. Elite Autoloader'ı satma artık, hayvanlık etmeye halim yok. 40 para veriyorlar ama elin data cash bir daha nereden bulurum bilmiyorum. 150 para mesela, 2 tane Ellerium Core satsam 60 para eder. İntel satmayacağım. Ben de aynı düşüncedeyim. 2 tane Ellerium Core satsam, bu böyle gidiyor mu? Yok, confirm gerekiyor. 60. Zaten geldi 150 param. 4 tane satma, yok. 4 tane satma da 3.'yü satsam mı diye düşünüyorum. Çünkü sektoidlerin üstüne zaten süren adamım da var. Günüşen tapesini aramak için sürekli sektoidleri kovaladığı için Ellerium Core toplarız biz. Ama 60'la 140 olduk. Şu Perception'ı satsam 150 oldum. Ben zaten şu anda Gorilla Tactics'i yapıyorum. Bunun üzerine diğer PCS Speed abi, o değerli ya. Bir de takarım artı bir mobility. Speed değerli yani. Artı bir mobility çok şey değiştirir. Artı 3 aim'den çok daha değerli yani artı bir mobility. Trooper Corpse satılabilir gerçekten. İki tane şimdi Advent Blacksite Headquarters'dan biz ceset toplayacağız bak. Çok önemli o cesetleri toplamak. Trooper Corpse biraz satsam 85. Elime 15 kalmış oldu. 15 fazla param var yani. Eloy meloy şey yapmayacağım çok. 15 parayla Skull Jack mi var? Skull Jack para istiyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Supresör 10 para, stok 5 para, iyi mi? Bu da ilginçmiş.
Şimdi ben bu kadarını satsam, hatta Trooper Corps'ları da satmasam, direkt gorilla taktiksi yapın desem, bence de yeter. 165 oluyor. 150'sini hemen gorilla taktiksi gömsem, 10 parayla Duxus'u satın alsam 5 para kalıyor elime. Tamam. Sattım. Hemen bana gorilla taktiksi yapmaya başlayın abi. 2 de power istiyor. Power'ımı da fulllemiş oldum. Ama power isteyen bir şey yapmayacağım zaten. Build. Burası temizlenince buraya workshop yapılacak. Şimdi Rajan Power, empty abi. Çekil oradan. Orayı sonra kazarsın. Senin yanına bir engineer bulmak lazım. Artık onu Doğu Avrupa'da görevlerden falan çıkaracağız. Ama bana Gorilla Tactics'i çabucak yapın. Bana Gorilla Tactics School yapın. 7 gün tamam. Şu şey basıldıktan sonra, üst basıldıktan sonra ben adamlarımı subay yapıp sağda solda görevlere göndermeye başlayabilmem lazım. Bunun için gerçekten Papi'yi subay yapmam. İlk subay yapacağım adam Papi olacak büyük ihtimalle. O ama ikinci şeyi yapmaz herhalde. İkinci officer. Soldier Training Station. Bu ikinci adamın Advanced Warfare Center şeylerini yapmaya yarıyor. Ona ihtiyacımız yok yani. Gerilla Tactics'te iki tane subayı aynı anda yetiştirmece şeyi var mı onu bilmiyorum. İlk Papi'yi subay yapacağız. Papi Eastern Europe'a gidecek ve recruit yapmaya başlayacak. Adam alacağım. Dıksız alacağım. Kaç tane o zaman elimde şey oluyor benim? Rookie. Rookie'lerimi göster. Nerede rookie'lerim? Ay Allah'ım ya. Neyse renke göre sıralarsak olur herhalde. Tankut, Alkan, Minci, Duxus şimdi gelecek. Tankut, Alkan, Minci, Duxus'la ben 4 rookie. Başlarına bir adam verip... Nasıl bir tayin ya? Bu hiç güzel bir yer yok. Hindistan'dan Doğu Avrupa'ya tayinin çıkacak abi. Bu rookie'lerle bir şeyler yapılır herhalde. Bir rookie görevine gideceğiz biz orada. Doğu Avrupa'da. Şu anda Doğu Avrupa'da görev aramaya başlasam. Recruit yerine Intel desem olur mu olur. Ben buraya Intel diyorum. Denk getirip bir hapishane görevi, şurayı dolduracak bir görev falan bir bulurlarsa ondan sonra işte o göreve hem rookie yetiştirmeye gideriz hem de mesela iki kişi falan kurtarabilirsek hapisten tamam bana görev bulun. Jeff Lane hain haberiniz olsun. Şimdiden söyledim. Baya da bakalım tabi de bayacak bir şey var mı? Yok abi. Ben bakmıştım zaten yok. Ay başında gelip bakmıştım ben buraya. Alkan'ın bak ikizi çıktı karşımıza. Jan Jaworski adıyla Gunner'mış. Alkan'ın ikizi çıktı. Ama almam. Çünkü ikinciyi vuracağım. Yok abi buradan zaten buy Black Market'ten buy olmaz. Black Market'te sell yani. Adam alıyoruz. Son recruit'imi de alıyorum. Maldivler, Karayipler, Küba. Mert Erten. Neymiş bu herif? Nereli bu? Koreli. Oo, ikinci Korelimiz. Çünkü bu herif Sapper. Şey abi, Sapper olmayacak o zaman şimdi. 23'le. Ama Mert Erten officer olmak için gerçi çok da önemli değil. Mert'i de Papi gibi bir şey yapıyorum. Recruit ettim. Duxus. 6 hit point'i var. Ayı gibi bir adam. Aim'i yok. Tam grenadier olacak adam. Sniper grenadier olarak gruba da katabilirim gerçekten. İlle de şey olması gerekmiyor. Ne yazdım hatta bir yere ben onu. Nerede o? Takımlarımın şeyi. Tankut sniper. Tankut öldüğü zaman şey olacak yerine. Tamam. Tankut çünkü move'ları mavi de olsa full yaparım kuralı yüzünden çok uzun dayanmayacaktır. Yani o 2 mission'a gider. Belki daha rookie'yken gider yani. Sniper yapamadan gidebilir yani. E ne yapayım? Her mavi move'u full yapacağım falan. Yanlış move'lar yapıp duracaksın. Bakalım Mert, Tankut, Alkan, Minci dörtlüsünün başına bir tane şey levelli babysitter koyup bunun şükelası Doğu Avrupa'da bir hapishane basmak olur. Biliyorsunuz Doğu Avrupa hapishaneleriyle ünlüdür. Strength de 1. Burayı biraz biz farm etmeye çalışalım. Rookie levellemek.
bilmem ne filan için. Şimdi Gorilla Tactics'te yaptığıma göre ve officerlarımı eğitebilir olduğuma göre benim intel'e ihtiyacım var arkadaşlar. Yayılmacı politikaya devam etmek için. Yoksa burayı da şimdi liberate ediyoruz. Burayı liberate ettikten sonra sadece Doğu Avrupa kalacak. Orada sürekli görev yapmaya başlarsak orada başımız belaya girer. Dikkatlerini dağıtmak için bir şey yapmak lazım. Ben de illaki adam patlatmak olacak. Yanında bomba varsa ilk hamlesi bomba atmak. Ha. Şimdi bunları bana başka bir yerden... Oh, kendi kendine research bitti. Bana bunları mutlaka yazın. Burada yazdıklarınızı şu anda not etmek zor. Karakterinizle ilgili Monsieur Patronlar Lojası'ndan bana bir şeyler söyleyin. Bir şey olmaz yeah, diyor. Patronlar Lojası'ndan yazın yani bunları bana, karakterinizle ilgili şeyler. Hybrid Materials tamam. Ne yaptık şimdi biz bunu yaparak? Commander, the lab is currently idle. We're wasting valuable Tracer time round. And resources by not bir tek bir sürü research'lar açıldı. Tracer Rounds açıldı. Bir de galiba içlik gibi şey, rest gibi bir şey açıldı. Bu artı tuhit vereni. Yangın bombası. Çok güzel. Alloy plating. Oo, bu çok değerli bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam bu seramik platingin yerine giydiğimiz şeyse artı 2 değil artı 3 şey veriyor. Ablative armor veriyor. Hazmat vest. O mu o? O zaman çok değerli bir şey o. Çok önemli bir şey. Galiba Trooper Corps'la yapılırdı diye hatırlıyorum. Şimdi başka hiçbir şey research edemiyorum. Intel'im yok. Kristal'im yok. Supply'im yok. Herhangi bir şeyim yok. Intel research edip buna ver... Ha, buna vermek için. Doğru söylüyorsun. Ya 60 buna vereceğiz. Sonra da 80 ötekine radyoya. Eninde sonunda o Intel gerekecek. Bana bir 140 intel lazım ki ben West Europe'la bağlantı kurabileyim. O 140 intelin şakası yok yani. Bir yerden bulacağız. O yüzden Alien Data Cache'i herhalde bundan daha çok çıkar. Intel tam zamanı. Söyleyecek başka bir şey de yok. Şu data cache'i açın bakalım. Ne o? Camı kırılmış bir iPhone mu? Ne o? Bir şey görüyorum orada. Şunu bir kurcalayın bana abi. Bundan ne intel çıkaracağınızı görelim. I had assumed you'd make that research a priority, Commander. Bu önemli olacak çünkü. Otopsi derken hangi otopsi abi orada? Bir sürü otopsi var şimdi. Hangisi? Intel doğru abi. West Europe'a, Western Europe'a gitmenin yolu zaten o intel 40 gelse, atıyorum çok ama 40 gelse bile bana daha bir sürü intel lazım. Anca şimdi radyoyu research etmeye başlayacağız. O zaman şimdi hala biraz daha supply lazım. İlk işimiz Eastern Europe'a radyo kulesi dikmek çünkü. Intel'i halledip... Haa, Facebook otobüsten mimik beacon diyorsun. O kadar kolay çıkmaz abi o. Longboard'a. Vallahi ama bilmiyorum. Buraya niye geldim ben? Buraya gelmişim. %53'te kazandı be. Devam. Ben neredeyim? Buradayım. Benim en çok istediğim şey ne? Şu anda. Burada bana hileydi evet. Mimik bir gün hile yapan. Intel. Hangi intel bana daha çok lazım? Papi'nin bir halt becerdiği yok. Gerçekten. Adamları birden ikiye çıktılar. İkiden üçe çıktılar. Hiç Papi'nin umurunda değil. Şu intel'e desteğe vermeye gideceğim ben. Şurada gerçekten bana bir hapishane görevi bulsanız ya. Hem rookie'lerimi level'layayım, hem hapishaneden adam çıkarıp hey burada herkes elinden geldiğince çalışıyor diyor. Bilmiyorum abi. Nerede? Birdi, iki oldu, üç oldu. Biz debeleniyoruz, çocuklar ölüyor. Sizin call center'dan hiç haber yok. Şu strength'i durduramadınız yani. Advanced strength 1. Hadi bakalım. Şuradan bakalım. Ne oldu? Sinan geldi. Overkill Sinan şey yaptı. Supply drop 40 saat. Bir tane daha Hintli geldi. Kimsenin Middle East'le ilgilenmemesi. Tabii canım. Ne işimiz var abi orada? Kaan var bir tek aramızda Middle East'ten. O da supply şey loot'la daha çok ilgileniyor. Supply 16 düşecek diyorsun. Papi herkesi şeye çevirirsin supply'a. 16 yerine 27 düşer diyorsun 40 saate. Papi nasıl bir şey bulamıyor. Bari 27 alalım.
40 saati böyle geçirelim, ondan sonra tekrar döneriz. Derken tık diye 4 olacak burası bak şimdi. Tankut. Ha, Tankut var, doğru. Tankut yeni geldi. Tankut'la şey var. Kaan var Middle East'ten. Tankut Avrupalı canım, Türkiye'den değil mi o adam? Avrupa Birliği ülkesi. Supply drop'a devam. Şuradan bana bir hapishane, bir hapishane. Ming Liu recruited to Haven in New India. Bunu Papi yaptı. Papi, Ming Liu güvenilir temiz bir çocuk mudur? Güvenir misin kendisine? Ming Liu diye bir kız, kız herhalde bu. Bu nedir? Accept transmission. You have made considerable progress against the aliens. Bir faces var arkadaşlar. Ama bir. I hope that your ongoing efforts will only lead. İki Haven'dan birinde faces var. Büyük ihtimalle de neydi o herifin adı? James Clark neydi? Doğu Avrupalı olmayan bir herif vardı. Az önce baktım, Mimic Beacon daha zormuş. Evet. Normal XCOM'dan daha zor olması gerekir onun. Nedim Cem Aytekin var Black Market'ta. Bir kere. Para yetmeyecek arkadaşlar bu şey. Lens Corporal Nedim Cem Aytekin'i satın almamız gerekiyor bu ay içinde. O çok kritik. Maurizio Simoni'yi ben tanımıyorum. Nedim Cem Aytekin'i satın almaya param var mı şu anda bilmiyorum ama satarsan eğer yumkor. Tabii en kötü satarım ama belki şu işte 27 geldi ya, bu 27 yetiyorsa Nedim Cem Aytekin'i satın almaya. Sponsored by 27 dedi, 22 aldık. Çünkü Papi'nin adamları para çalıyorlar. Investigator'ıyım. Hani ben burada hapishane bulacaktım da bilmem neydi de şuydu da buydu da. Neden sürekli 2. Daha şimdiden. Hiçbir şey yapmadan. Burası kaç? 3. 2 oldular bile oğlum. Vallahi yetişemiyoruz. Şu supply drop'u alalım. Mehmet Günüşen'in aklına fikir geldi. Da Kuning plan zekası yaptı. Şimdi bunu merak ediyorum. Bu Quicks'ta diye Black Market Sibirya'da tabii. Nerede olacaktı? Faces olduğuna emin miyiz? Papi'nin takımı bizi dolandırıyor. Abi olabilir. Papi'nin takımı her şeyi yapabilir. Hintli scammer sürüsü bunlar bak. Yani ne kadar güvenilir bilmiyorum ama buradan flash çıktı. Bunu bilemedim. Smoker iyi. Smoker'a gideceğiz. Smoker'dan sonra ne açılacağına bakarız. Quick Study şimdilik henüz değmez durumda ama hazır buradan olmuyor mu o? Nereden oluyor? Hazır gelmişken devamını da getirelim Gülüşen'in. Smoker'ını alalım. Hızlandırıyor. İkinci level şeyleri 3 günü yapması işte kendini tapi ettiriyor. Quick Study'nin ama bir tane ikinci level bir şey aldırtması lazım. Değmesi lazım yani. Al bu Smoker'ı. Flash kötü değil, evet. Ranger için kötü değil. Bir tane attım, bir tane flash ettim. Veya herifi flash ettim bilmem ne. Ranger'da fena fikir değil. Ben bu Smoker'ı aldım. Devam ediyoruz. Şu 22 supply'ı toplayalım. Kazan dibi %100 diyor. Swarming'deyiz. Biraz daha bekleyelim biz siz abi. Şu o swarming gibi indirmeye çalışalım. Lütfen. Ben şu supply'ımı toplayıp 22'ye hemen Nedim Cem Aytekin. Ara tıra çıkıyor adamlar ya en azından. Hepsi birden de çıkmasın, alamayacağız abi zaten. Yavaş yavaş. Bay. Nedim Cem Aytekin sharpshooter. Güzel. Tipe bak abi. 38 paraymış Nedim Cem Aytekin. Size bir şey satacağım ben şimdi. Bunu alacağım. Üçüncü bir sharpshooter hiç kötü değil. Zaten bir tane libero sharpshooter'um vardı. Yani mesela bu assault çıksaydı daha kötü olurdu. Assault'um var yeterince çünkü. Sharpshooter güzel. Kaç para ihtiyacım var benim? 27, 11. 11 para verin bana. Elerim kor bak. Very interesting. 31. Bekledikçe fiyat kırıyor. Fiyat artıyor galiba. 31'e çıktı. 30 değil miydi bunun tanesi? O kadar paraya ihtiyacım yok benim. Ben daha çok nasılsa bir sürü Advent Trooper yakalayacağız diye düşünüp iki tane daha sattım. Bir tane hani şu nanoscale vest ne? Bu şey olan değil ama.
Ablative armor veren değil bu. Ayrıca içeriye giyilip 2 hit point ve crit yemem. Bu tank zırhı. Çok da güzel bir zırh bu arada. İçine giymek için güzel bir zırh yani. Bir şey daha satmam lazım buradan benim. Ne renk gelecek bana? Bir tane de alloy. Tamam. Bir tane de alloy. Confirm. Şimdi Nedim Cemaytekin'i alabilir miyim lütfen? Recruit. Confirm. Hop. Ha yok, bu Maurizio Simon. Nedim Cemaytekin'i şuraya hemen ben yazayım. Şuradan Nedim search etsem başka yoktur zaten. Sharpshooter olduğu kesin de nasıl bir sharpshooter? Ona bir bakalım. Kendisini tanıyalım. Bir de levelli geldi ya. Lance Corporal. İkinci level bir de. Vay 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 vay. 81 aim. 15 moment iyi. 81 aim ile geldi. 3 hit point'i var. 81 aim'i var. Yani bu adam hacker aynı zamanda. Hacking'den de anlıyor bak. 35 devili var. Ama 3 hit point ve 81 aim. Sabit bir sniper diyor buna. Belki bu adamı şey yaparım. High ground sniper yaparım. Çünkü ötekisini Overwatch'a doğru götüreceğiz. Long Watch'u sniper yapacağız diyorduk. Onu Long Watch'u yapacak isek 81 bayağı iyi. Bu sefer kesin kaçıyorum diyor. Bak kaçtı. Bok ettin Hindistan'ı. Bütün call center mahvettin. Allah Allah. Hadi güle güle. Babacığım görüşürüz. Teşekkür ederim geldiğin için. Yine gel. En büyük... Yine gel. Ivory Tower Sniper olmak için çok güzel bir seçenek gerçekten. Gerçekten öyle. Şu anda level'ını vermeyeceğim. Gerektiğinde veririm. Hala bir sürü adamın level'ı şeyden sonra verilecek. Büyük bir ihtimalle görevden sonra verilecek. Headquarters görevinden sonra ama çok büyük ihtimalle High Ground, ne onun adı? High Ground Sniper. Sabit duracak. AVC'si var mı? Ha, güzel soru. Bak, benim aklıma gelmezdi. Yeni gelen her adama böyle bakmak. Çünkü burayı niye... Ha, bilmiyoruz. Günüşenden sonra bileceğiz. Smoker bittikten sonra bileceğiz. İnşallah unutmam. 3 güne gerilla taktik Sugul geliyor. Her şey lazım abi. Şu lazım, bu lazım, şu lazım. Power'ım doldu filan. Artık power'ım doldu. Ben Avenger'la bir süre uğraşmayacağım. Orayı burayı kazar Rajan Parvar. Oradan ne çıkartıyorsa çıkartır. Bizim şu anda gerçekten para bulup Eastern Europe'a Radio Tower dikecek parayı bulmamız gerekiyor. Ve Intel toplamamız gerekiyor. İşimiz bu. Burası kaç günüm var diyor benim. Nerede bunun toplam gün sayısı? Yazmıyor değil mi? Gitmek zorundasın dediği zaman oraya kadar bekleyeceğim abi. Parayı nereden bulabileceğimizi düşünüyorsun? Aslında şeyden işte, Smash and Grab'lerden falan soygunlardan ve bir Haven'ı, Papi'nin Haven'ını şu hikaye bittikten sonra Recruit de koyup artık Intel Mintel yapmayacağımız için loot'tan da olur da Papi'nin Haven'ını Supply Recruit'e döndürüp düzenli bir gelir kaynağı, sabit gelir kaynağı haline getirmek istiyorum. Hiding'de bak, bu yeni kiraladığı kız Hiding'e girmiş Ming diyor. Ming diyor erkekmiş, kız değilmiş. Oradan belli zaten ne oldu. Şimdi siz Supply'da kaldınız mı? Bütün ay supply, bak 274 bir round supply gitseler ama kiraya veriyoruz Haven'ı. Belli ki kiraya vermişiz yani. Şimdi bazılarınız Recruit'e gitsin abi. Şöyle mi gidiliyor? 1, 2, 3, 4. Papi Recruit'e devam. 4 kişiyle. Ama supply'a da devam. 150 supply. Bir ay böyle gitse Papi hem 150 supply getirecek hem de o bir ay içinde 2 adam daha çıkartsa 12 adamı olur. O zaman düzenli bir supply kaynağımız olur India'dan. Zaten artık liberated bir yer olur. Liberated edildiği zaman Papi'yi oradan alacağız. Recruit'ler biter bitmez. Ve başına engineer koyacağız. Rajan Par bok koyacağız. Nereye? Her şeyden lazım bana. Şimdi velhasıl ben neredeyim? Black Market'teyim. Eastern Europe 2 strength ile Intel arıyor hala. Ben kazan dibinin zamanının dolmasını bekliyorum. Şurada bana bir şey görevi ya.
3. Ay, Edmund Stark 3 gördüm orada. Bizim burada olduğumuzu biliyorlar arkadaşlar. Bakın gerçekten 3 oldu Strength'leri. Nereden biliyorlar? Orada Faceless var işte, o herif söylüyor. Ne target'i bu? Eyvah eyvah. Serbülent Turan Technical. Eyvah eyvah. Hissi kabisi vuku. Serbülent Turan Technical'a gitmek zorundayız tabi. Very Light açılış. Açılış Very Light. Orada bir iki Hindistan'a akacaklar. Tabi tabi. Biz Hindistan'ı liberate edince oradan Hindistan'a karşı saldırı yapmaya toplanıyorlar. O yüzden biz burayı galiba atlayacağız. Yani Eastern Europe'a bir radyo tower dikip gidip Western Europe'dan adam toplamaya bir şey yapsak daha iyi olacak. Buraya inanılmaz troop transport geliyor filan, evet. Burada acayip şeyler oluyor. Bu Serbülent Turan Technical'ı almak zorundayız. Technical da iyi oluyor bu arada. Technical da elimizde yeterince yok zaten. İki tane Technical var. Bu Sharpshooter ve Technical hoşuma gitti. Serbülent Turan Technical'ı Very Light. Ama buraya o rookie görevi olmaz abi şu anda. 3 strength'e çıktılar. 6 gün. Confirm bakayım. Şu anda Extremely Light. Kim bunlar? Kapıyı açar mısınız? Biz gidersek diyorlar. Nereye gidiyoruz biz şimdi? From Advent City. From Vehicle mi yazıyordu? Ne yazıyordu? Ona bir daha bakmam lazım. Extract from Advent City. Ha, koşa koşa çıkmaca görevi mi bu yoksa? Evet, Reveal Start. Labirent yanımızda, koşacağız. Hmm. Shinobi lazım. Reveal Start'sa Shinobi'm yok. Var mı? Shinobi'm yok. Var. Overkill'leşmiş. Heh. Tek gitsem diyorsun. Bir kere overkill bir geliyor belli de. Yani öyle bir seçenek şu olur. Overkill ve rookie'lerle gideriz. Ama dövüşemezler yani. Yani bilmiyorum kim çıkar kim çıkmaz. Tek gidip diyorsun. Panik batını da yok. Yani o zaman göre böyle değil de Papi adlı grubu kursak mesela, buraya overkill'i koysak, çok riskli bir hareket yapıyoruz ama yanına rookie'leri versek. Dövüşmeyeceksiniz. Koşa koşa kaçacaksınız. Bulursanız da bomba atacaksınız desek mesela. Monsieur Holmes olur aslında diyor. Ya olur, evet. Extremely light kalırlarsa 3 strength demek artık alien demek. Viper Viper demek ama. 4 rookie'yi birden herhalde götüremem ama. Duxus. Tankut. Alkan. E neden demin öyleydi ya o iş? Daha gidiyoruz ya. Bir rookie daha var orada. Minci var. 139. Bu hızla artarsa Advanced Strength'leri 4 ile falan gitmek zorunda kalabiliriz ama bütün rookie'leri level'lamış oluruz. Şimdilik. Böyle bir şekilde gitsek. Gel, yani bu çok fazla ya. Bu da var. Dövüşmek zorunda kalırsak 4 rookie olsun abi elimizde. Çünkü bu adamlar 14-3 falan diyor. Bu adamlara rifle veremeyeceğiz. Biz bu adam... Mükemmel bir alkan bu ya. DMG vereceğiz, bomba vereceğiz. Biz bu adamlara ne vereceğiz? Rookie bunlar yani. Dişçi 14-3. Bu mumutlarla... Bu adamlar bomba ata ata gitseler daha iyi yani. Hızlı gidecek dediğin daha kısa sürse anlamında mı söylüyorsun? Keza Duxus. Duxus'un tipi de böyleymiş. Görmüş olduğu arkadaşı. Saçı mı ektirmişsin? Galiba serçe ektirmiş. Tankut bilmem. Şöyle bir şey çıkmış kafalardan. Kel miydi karakter eskiden bilmiyorum ki. %142'deyiz. Hepimizde flashbang bomba, flashbang bomba var. Bu Shinobi tek çaremiz. Ben hep kelim diyorsun. Tamam, hemen kel yapalım biz bu adamı abi. Zaten bu görevde öleceği için. İşte Tankut. Minci'yi de SMG çevirelim. Doğru.
Herkes de flashbang bomba, flashbang bomba olması gerektiği üzere SMG. Ama bu Advanced Strength 1'de çalışan bir şeydir. Yani evet, oyun başladığında rookie'lerine SMG bomba verirsin, hemen level'lamaya yarar, doğru. Ama orada Advanced Strength 1'dir. Şimdi bu Advanced Strength 3'e giderken eğer chatte kalabalık, yani chat'e sormak için makul. Aha, Cem de gelmiş. O zaman Cem geldiyse Cem'in karakteri sharpshooter değil mi, Cem'in karakteri? Nereye götürüyoruz acaba ya? Tam gitmeyeceği görev yani. Tam gitmeyeceği görev herifin. Valla chat, bunun vebali sizin boynunuza bakın. Bu çocuklar ölür orada. Ölebilir yani 3 Advanced Strength'de. Şu Overkill'in level'ını alayım da ben. Chromos Soldier. Beni çıkar ve şey yap diyorsun. Abi bu adamın bir dahaki level'ına bir bakıyor, bir şey olmaz diyenler de var. Şu kalıba bakıyorum. Tahmin ediyorum ki bu adamın, o Shinobi'nin build'ına göre Shadow Step'tir. Evet, ben de öyle tahmin etmiştim. Çünkü Overwatch yapmayın bana ki ben şu kılıç charge'ını yapayım. Değerli. Combat Tears de güzel tabii. Combat Tears de güzel çünkü dodge geliyor. Bana gelip melee atak yapanı, counter atak yapanı fena değil. 10 dodge güzel. Max damage'ı, yani max damage. Max damage nereden buluruz? O zaman şöyle düşünelim biraz. Executioner diyorsun. Artı 10 aim, artı 10 against target start, half of the original. Bu şey değil ama. Bak. Senin charge ettiğin adamlar hiç öyle yaralı maralı olmuyorlar. Direkt tam damage'ı arttıran bir şey değil yani o. Yaralı adama pek charge etmiyor bu herif. Direkt açık adama charge ediyor yani. 10 dodge. Bu güzel. Shadow Step güzel tabii yani. Böyle sıkıştığımız bir anda bu herifin fırlayıp kalıcı vurması. Yani bence de Shadow Step. Build'ı öyle yazmışım. Sinan'ın bir itirazı varsa, hayır abi şunu al demiyorsa, ben Shadow Step alıyorum. Tamam, Shadow Step'ten gidiyoruz. Ölmeyeyim. Tamam. Abi Overwatch yemeden kılıç charge yapmak değerli bir şeydir. Yes. Corporal Overkill güzel de. Sana Weapon Upgrade Suppressor. Sırf hızlandırmak için. Uzaktan tabii birisi görecek, Overwatch yapacak. Bu adam Overwatch yiyecek bir yerden. Oradan oraya gidiyor. Duxus'u çıkart diyorsun. Duxus'u niye çıkartıyorsun? Duxus'u çıkartıp yerine deneyimli bir adam alalım diye birisi oradan mantık yaptı, zeka yaptı birisi. Ha, ölmesin diye. Tamam peki. Duxus'u dedin değil mi? Uğursuz'u değil. Duxus'u çıkardım, ölmesin Duxus diyorsun. Yerine levelli bir adam. Bu mission'da levelli adam, ne levelli adam en önemli adam olur? Zeki olabilir. Gerçekten iyi fikir olabilir. Evet, bak herkes aynı şeyi söyledi. Bence de. Yeni gelen Cem'i götürmek isterdim ama durup ateş eden sharpshooter da koş 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 görevinde bayağı salakça. Turret kapatsın, drone kapatsın, herkes hemfikir, ben de hemfikirim. Kapatsın ya da çatışma açılırsa da combat protokolü var, öldürsün. Çünkü biz elimizdeki SMG'lerle o drone'lara böyle bakarız yani. Boş bakarız. Hiçbir şey yapamayız SMG'le drone'lara. Kimsede şey yok. Tüfek yok. Sadece Zeki de var, onu da alıyorum. IKEA mobilyası kurdum, ondan yokum diyen bir Alp Bilgin geldi. Yanlış yere yazmışım. Sen fil dişi kulendesin, evet abi. Fil dişi kule sniper olacak ama bu görev fil dişi kule sniper görevi değil. Koş koş görevi. Herkese SMG, Zeki'ye de SMG. Flashbang almayı bilmiyorum Sinan. Bence flashbang al. Bence flashbang al. Ha, herkese alma belki. Ama bir tane flashbang Radio Tower Sniper. Bir iki tane flashbang lazım. Birisi zaten zeka yapıp birisi eline şey almış. Medikit almış. Bak tek level'lı adam tabii, o kafası çalışmış. Overkill zaten konuyla ilgilenmiyor. Overkill'e ölmemesi için şunu giydirmek var. Bana, beni kritlemeyin. İki de hit point verin. Çünkü hit point'i 3 bu herifin. En son tarete koşarken çok korktum. Evet. Crit yemesinin ihtimalini de azaltıyor ki açıkta kalma tehlikesi de olan bir herif. 3 hit point ile çıkıp açıkta oraya buraya giriyor filan.
O herifleri bir koruyalım biz abi. Hatta Eloy Eloy Plating yapamıyorum bir sebepten. İcat ettik ama bilmiyorum sebebini ama yapamıyorum. O içliği giysin herif. 3 hit point ne abi? Şimdi 5 hit point oldu. Ve crit'e resistance aldı değil mi? Ne işe yarıyordu? Crit resistance diyordu. -25 crit. Çok güzel. Tam böyle tehlikeli yerlere giren adamın işi. Şeyine de hit point vermeye çalışmak lazım. Blade Master'ın. 3 hit point Blade Master'ın. SMS alıcısı ne onun adı? Kafa çipi. Elon Musk'ına ne onun adı? Tamam böyle gideceğiz. Bombalarımız var. Bir tane medikitimiz var. Yeter. Gerekmesi zaten. Gerekirse robot kapatmaya, taret kapatmaya. Taret olmaz ya. Şehre giriyoruz. Taret olmaz ama 3 Advanced Strength'te robot olur. Mech bile olabilir. O zaman işte onu kapatmak değerli olur. Çünkü biz bomba atan, koşarak bomba atan bir grubuz. Başka bir şey yapamayız biz abi. Bu kolay bir görev değil. Allah'tan Zeki var. Overkill bakalım ne yapacak. Kapatması zor olur ama patlatması kolay olur. Combat protokol vurur. Drone'ları one shotlar. Karşınıza mech çıkarsa arkanıza bakmadan kaçın. Make XCOM Great Again şapkanı tak. Sen zaten kaçarsın da. Yolluyorum arkadaşlar bu şekilde. Ursus, Dişçi, Minci. İkisinin player'ı şu anda chat'teler. Çok riskli bir göreve gidiyorsunuz. Haberiniz olsun. Kazanız mübarek olsun arkadaşlar. Ama Serbülent Turan var yanınızda. Şu herife bir tabanca verseniz herkesi bak Serbülent'i kurtarmaya gidiyorsunuz. Dikkatli olun. Çıkarın şu herifi şuradan. Hadi bakalım. Start Infiltration. Evet. Puppy. Gitmiş. Ha takımın adı Puppy değil mi? Kazan dibi öbür tarafta çünkü. Takımlar birbirine girmiş durumda. Puppy adlı takım buraya gitti. Ama Puppy'nin kendisi burada filan falan. Advanced Strength 3'ün içinden Serbülent çıkaracaksınız. Kaç intel gelecek cash'ten? 6 saat sonra. Güzel söyledin. Güzel söyledin. Devam edelim. Artık burada intel... Ben kasmayacağım. Gerçekten kasmayacağım. Ben burada görev görev istemiyorum. Ben burayı supply'a veriyorum. Bir kişiyi de recruit'e veriyorum. Ufak ufak tarih içinde yavaş yavaş ya da iki kişiyi hadi. Biraz supply, biraz recruit. Burada uğraşılmaz. Burada uğraşamayacaksak nerede uğraşacak? Yanlış yere geldik yani. Hemen intel, hemen income. Radyo Tower herhalde 210 income'la yaparız. O 210 income'a 19 gün var. 19 gün çok uzun bir süre. Ama Radyo Tower yapmadan da Western Europe'a geçemem. Serbinet bir asker bir Alerium Core için kurban etti. Gerçekten. Biz de o Core'u sattık. Serbinet bu bölümü izlediği zaman çok mutlu olacak o yüzden. Ben devam ediyorum. Burada devam etmeyeceğim o zaman. Puppy'de devam edeceğim. Puppy'nin orada. Recruit'üne yardım edeceğim. Ben bu Eastern Europe'la uğraşmak istemiyorum. Eastern Europe'a çok belirgin şekilde Hindistan'a gelmedikleri kadar Eastern Europe'a toplanıyorlar herifler. Saldırı buradan gelecek Hindistan'a yani. Pakistan üstünden. 3 strength'le vuralım şu şeyi ya. 30 gümüş. 4'e çıkmadan. Şimdi saldıralım desen. Extremely heavy vulnerable. Vulnerable'a düştüyse bu daha düşmez. Bu daha düşmez buradan. Extremely Heavy de iyi. Liberation güzel. Zorlayıp 4 Advanced Strength'e hiç kasmaya gerek yok. Hiç gerek yok. Sakin sakin. İşte o kadar. Tabii abi. Şimdi buraya geldik. Satar diyor. Saatimiz zaten geç oldu. Oradaki o görev Serbülent görevine gitmeye kalksak. Bu arada burayı bekleyemiyorum. Çünkü Advanced Strength 4'e çıkarsa hiç hoş olmayacak. O yüzden arkadaşlar burada duracağım. Zaten bayağı zamandır da oynuyoruz. Önümüzdeki bölüme direkt şeyle başlayacağım.
Liberation göreviyle başlayacağım. Zaten Liberation demek saatlerce süren bir görev olduğu için o tek başına bir şey olacak. Abi saat çok geç olmadı. Bayağı zaman, ben yoruldum. Bayağı zamandır oynuyorum. Bir de zaman geçirmeye kalkarsam Hindistan'da Advanced Rank 4 diyecek. Ondan sonra hiç hoş olmayacak. Aynen öyle. Bu saatte o görevi yaparsak çok güzel şeyler yaşarız. Eminim. Der. Dinancım der. Liberation'la başlayacağım bir dahaki göreve. Kendime şey olarak vasiyet olarak kısaca bir özet yapmak istiyorum. Siz de hatırlatırsınız bana zaten. Eastern Europe olmayacak. Eastern Europe'a ayağımızı attık ama attığımız gibi Advent 3'e çıkarttı strength'ini. Oradan Hindistan'a saldırmak üzere şey yapıyor. Cem'in AVC'si öyle mi? Gülüşen boşalttı mı orayı? Hala boşaltmamış. Cem'in, evet, Cem'in AVC'sine bakacağız. Şey yazıyoruz. Vasiyete Cem'in Advanced Warfare Center'ına bakacağız. Asıl stratejik olarak Liberation'ı açmak üzereyiz. Oturup Liberation diye başlayacağız zaten bir dahaki mişine, bir dahaki oturuma. Ondan sonra Advanced Eastern Europe'u atlayıp orayı çok kurcalamayıp orada bir force birikiyor bize karşı. Retaliation force birikiyor Hindistan'a karşı. Batı Avrupa'ya, çünkü Amerika'ya, Virginia'ya gitmeye çalışıyoruz. Black Site orada. Batı Avrupa'ya çabuk sıçramak için dikkatimiz radyoda. Radyo yapacak olan research için gereken intel, 60 intel gerekiyor. Sonra radyodan sonra bir de bağlantı için gerekiyor. Bize intel lazım. Research'leri intel'e abanacağız. Advent Data Cache'dan sonra belki Alien Data Cache'dan sonra belki Advent Data Cache'da olabilir. Ne kadar intel varsa toplayacağız. Income'ımızı yükseltip Eastern Europe'a atlayıp, bak her zamanki gibi Eastern Europe'u kurtarmakla kimse uğraşmıyor. Eastern Europe'un üstten geçip Western Europe'u şey yapmaya çalışacağız. Baktık olmuyor. Western Europe da çok kalabalık. O zaman oralarda dövüşeceğiz. Sonuçta bir sürü adamlar topladık. Bir sürü rookie'lerimiz var. Artık adam level'lamamız ve dünyanın geri kalanlarını kurtarmaya başlamamız lazım. Nedim Cemaytekin'i marketten aldık. Kurban pazarından adamlar satın aldık. Şimdi bütün rookie'ler hep beraber gidiyoruz. Önümüzdeki görevin teması Liberation ve sonra da Western Europe'la bağlantı kurmaca meselesi olacak. Marketten aldım Cem'i gerçekten. Şimdi artık burada duruyorum ve bütün chat'e teşekkür ediyorum. Bu XCOM'lara olan ilginizden de arkadaşlar dolayı teşekkür ederim. Tekrar başına hep birlikte inşallah oturur. Çok gergin ve sinirli bir mission oynarız. Serbilent gitti ama Serbilent'e özellikle teşekkür ediyorum. Adamımı bir Elarium Core'u öldürttüğü için artık onu Çağlayan'la kendi aralarında görüşsünler. Bu kadar efendim teşekkür etmişken bizi YouTube'da daha sonra banttan izleyecek olan insanlara da teşekkür etmek istiyorum. Lütfen efendim Monsieur kanalındaki videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarınızı videoların altına yazmayı ve patreon.com/Monsieur kanalına gelip destekçilerin arasında katılmayı ihmal etmeyiniz. Hatta Patreon'la bir derdiniz varsa ve Patreon'dan desteklemek istemiyorsanız artık Monsieur'ün katıl bölümü de aktifleşmiştir. YouTube katıl üzerinden de Monsieur destekçilerine ve patronların arasında katılabileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki bölümde efendim Hindistan'ın bağımsızlığı için son mücadeleyi verirken görüşmek üzere. Esen kalın efendim.